Arkadaşlar merhaba videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Atlantik Okyanusu üzerinde tansiyon yükseliyor. Artık İngiltere'nin de nur topu gibi bir adalar sorunu var. Arjantin, İngiltere ile yaptığı Falkland Adaları Malvinas anlaşmasından çekildiğini açıkladı. Egemenlik statüsünü yeniden müzakere etmek istiyor. İngiltere ise buna gerek görmüyor. Arjantin Dışişleri Bakanlığı 13 Eylül 2016'da imzalanan anlaşmanın adalar üzerinde egemenlik iddiasına en zarar verici gerçeklerden biri olduğunu belirtti. Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero perşembe günü Yeni Delhi'deki G20 Dışişleri Bakanları toplantısında İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile görüştükten sonra ülkesinin Foradori Duncan anlaşmasından çekildiğini açıkladı. Arjantin hükümeti Falkland Adaları'nın egemenliğini yeniden müzakere etmek istiyor ve bu nedenle New York'taki BM merkezinde İngiliz temsilcilerle bir toplantı öneriyor. Arjantin gazetesi La Nación'un haberine göre, Dışişleri Bakanlığına göre Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen G-20 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısının bir bölümünde Cafiero, İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly'ye Arjantin'in 2016 yılında Buenos Aires'teki İngiliz Büyükelçiliğinde imzalanan bu anlaşmayı iptal etme kararını bildirdi. Ayrıca New York'taki BM merkezinde yapılacak toplantının sadece Birleşik Krallığın 1833'ten beri gasp ettiği Güney Atlantik adalarının egemenliğine ilişkin tartışmayı yeniden başlatmak için olacağını öne sürdü. Anlaşmazlığın çözümü için iki ülke arasında müzakereler yapılması çağrısında bulunan 1965 tarihli karara uyum stratejisine yeniden odaklanmayı amaçlayan yeni öneri İngiltere tarafından reddedildi. İngiliz Bakan'ın yardımcısı David Rutley kararı, Falkland Adaları Britanya'nındır. Adalılar kendi geleceklerine karar verme hakkına sahiptir. Kendi kendini yöneten bir İngiliz deniz aşırı bölgesi olarak kalmayı seçmişlerdir, diye tweet atarak kararı, hayal kırıklığı olarak nitelendirdi ve ekledi. Arjantin, 1982'deki çatışmada ölenlerin ailelerini rahatlatan bir anlaşmadan uzaklaşmayı seçti. Arjantin, Birleşik Krallık ve Falkland Adaları bu anlaşmadan fayda sağlamıştır." dedi. Dönemin Arjantin Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Foradori ve Birleşik Krallığın Avrupa ve Amerika'dan sorumlu devlet bakanı alan Duncan tarafından imzalanan bildirinin imzalanmasının ardında yatan nedenlerle ilgili olarak Arjantin Dışişleri Bakanı Cafiero, Arjantin'in uçuşlar, Antarktika'daki bilimsel faaliyetler ya da balıkçılık kaynaklarının korunması ve muhafazası gibi belirli konularda işbirliği yapmaya çalıştığına, ancak karşılık bulmadığına, dikkat çekti. Bunun aksine İngiltere'nin sürekli olarak tek taraflı eylemlerde bulunduğunu ve bunların Arjantin Cumhuriyeti tarafından zamanında ve usulüne uygun olarak protesto edildiğini sözlerine ekledi.